Bu başarıyı üç büyük kulüpler hep yaptılar. Fenerbahçe'de yaptı, seri yakaladı. Galatasaray zaten müthiş bir seri yakaladı. Beşiktaş'ın da geç geldi ama Beşiktaş'ın. Müthiş seri. Ama yetmiyor bakın. Arkadaşlar hazırsa şunu... Hazırladınız mı aşkına. Mehdi? Hatırlarsan Beşiktaş Şenol Hoca ile başlamış olsaydı birinci aday, ikinci aday olabilir şampiyonluk için. Evet. Önümüzdeki yılda birkaç takviyeyle bunu yapabilir. Çünkü gerçekten oyun disipline çok sadıklar Şenol Hoca'nın takımı. Müthiş sadıklar. Taktiksel, bireysel oyuncu hataları olabilir. Teknik direktörü herkes yapacaktır. Bana göre yaptığı hatalar vardır. Ama doğruları da vardır. Ama en doğrusu 5 harf. Lider. Ve şuna çok inanan bir teknik adam. İdeal 11'e, ideal 14'e inanan bir kişi. İstikrara. İdeal 14'ü var onun. Hani X yoksa Y, hani bu kadar. Veya A, B, C var. Böyle çok harflerle oynama sistemde şunda bunda o kadar. Maksimum 4-2-3-1 oynuyor. Bazen de 4-4-2 oynuyor. Ne yapıyor Trabzon'daki gibi? Aman diyor, yenileceğim diyor. Orta sahaya oyuncu alırsam kazanabilirim belki diyor. Tekrar orta sahaya oyuncu alıyor. Eski şey. Bugün de, bugün gerekirse enteresandır. 1-0 iken Antalya daha iyi oynamaya başlamıştı. İkinci yarı. Orta saha boşluğunda şeyin. Fakat değerlendiremedi. Bir, Hacı Rahit'in son derece bugün tutuk olması. O da tutuktu. Evet. İki, buraya servis yapabilecek oyuncular egoist davrandılar. Freddy başladı gibi. Beşiktaş aslında çok da zorlanmadı böyle. Hani sert, sıkı falan bir oyun da oynamadı. Mesela Galatasaray olması, maçındaki geri tabii Galatasaray. Ve özgüveni maçı kazandırdı. Antalya Spor taktik anlamında iyi hazırlanmış olsa da benim anlamadığım teknik direktörler ve kalecilerle ilgili düşüncem var. Tabii ki teknik direktörler kalecilerin mesela kalecilere birinci direği adam al, ikinci direği adam al söyleyebilir ama o kararı emin ol ben de olsam şeye bırakabilirim kaleciye. Kaleci nasıl rahat hissediyorsa ama şimdi bir hafta daha çok değil bir hafta önce Beşiktaş Galatasaray maçında Beşiktaş'ın attığı golde Muslera'ya ne dedik? Evet. Aynı noktaya geldi top. İki direkte de oyuncu yoktu. Bugün de iki direkte yoktu. Aynı hemen hemen aynı noktadan golü yediler. Sayıs atmıştı değil mi? Evet burada da şey attı. Abubakar attı. Biraz daha bir yarım metre bir metre daha önde ama kaleci şimdi bir hafta önce denemişsin bunu. Görmüşsün. Aa böyle gol yemişler. En azından bu maçlık kendi şeyinin dışına çık. İki tane kısa oyuncuyu koy direkt dibine. Yani bunlardan da yani maç analiz ne demektir? Rakibin evet, çalışma. Silahları, avantajları, dezavantajlarıdır. Şimdi siz kaleci olarak ve teknik direktör Nur Hoca olarak bunların önlemini alın. Bırakın da rakip hünerli olsun. O yüzden Beşiktaş'ın ligin ikinci yarısında hakikaten müthiş bir performansı var. Enteresandır. Tarafları da oyunundan da memnun. En azından tünelin ucunda ışık o kadar ki bayağı bir aydınlık bir durumu var. Yalnız şu var çok kontratı biten oyuncusu var galiba. Kiralık mı bilmiyorum. Evet kiralık var. Burada ciddi yani, problem var. Konuşmuştuk onu hocam hatırlıyorum. Şimdi transfer çalışma muhakkak devam edecektir. Önümüzdeki yıl ile. Önümüzdeki yıl şimdi diyoruz ama şu anda bir şekilde ligin ikincisi. Maç fazlalığıyla da olsa kaç puan geride Galatasaray'dan? 2. Şimdi 2 puan geridesin. Hiç 2 maç fazlası eksiğini düşünmeyelim. Çünkü Hatay ve Gaziantep olayları bu puan durumlarını falan alt üst. Çok karıştırdı. Evet. Zaten son 4 yıldır dünya futbolunda ama özellikle Türkiye futbolunda Covid döneminden sonra bir de Dünya Kupası ilk kez sezon içerisinde olduğu için şöyle düşünelim. Sezonu zor bitirdi takımlar. Sezon başladı. 45 günlük Dünya Kupası arası oldu. Sonra milli maçlar başladı trafiği. Artı deprem yaşı. Artı 19 takım olduğu için bir hafta bay kalıyorlar. Evet. Değil mi? Dengeleri bozuldu. Bir de şimdi 2 maç bay kalıyorlar. Oyuncuların da sezon sonu bu kadar yani yine de Beşiktaş bundan en karlı Beşiktaş çıktı. Hazır değilse hazır mı arkadaşlar? Zaten bunu da teknik direktörün başarısı oyuncuların da hala bu işin içinde olmak için yarışmasını görebiliyoruz. Fakat şunu da görüyorum ben hakemle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Fırat Hoca'ya bırakıyorum. Çok kolay bir maç. Hakem için iki oyuncu iki takım. Tansiyon. Baktım. Tansiyon fazla yok son dakikalar dışında tribün olayı dışında. Ama sağ içinde Mete Kalkaman'da rahatsınız ya. Şimdi önce bir kere yakışıklı bir adam. Saçları da güzel. Ama bence hakemin saçı çok uzun olmayacak. Onunla uğraşırken sarı kart unuttu. Sarı kart düştü. Ben iyi maç yönettiğini düşünmüyorum. Biraz konsantrasyonu şöyle, eksik mi? Şimdi bak şunu görüyorum açık söyleyeyim mi Murat? Ben yıllardır tecrübeli bir insanım. Unuttum.
bakın Antalya'yı 7 bitirdi falan öyle edebiyatlar yapmam. Şu anda hakemler şu psikolojide. Aman bizim yüzümüzden bir şey olmasın bu üç büyüklere. Aman ne ol. Çok net söyleyeyim. Türk hakemliğinin şu psikolojide. Emin ol. Bak emin ol ama. Ne zaman rahatlarız biliyor musun? Eğer Antalya Beşiktaş maçı, Antalya Galatasaray maçı, Antalya Fenerbahçe maçında bugün Antalyalı oyuncunun varın çağırdığı, çağırdılar ya Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaraylı oyuncuları çağırdığı zaman Türk futbolunda hakemlik doğru yere doğru gidiyor deriz. Çağırmazdı. Hakan Ceylan bu pozisyon. Bak kırmızı kart değil demiyorum. Tartışabiliriz. Sana göre kırmızıdır. Başkasına göre değildir. Ama ben Beşiktaş'ın aleyhine olsa veya Fenerbahçe'nin aleyhine olsa veya Galatasaray asla çağırmaz hocam. Çağırmadılar da. Ki o duran top 10 kişi oldukları için olmadı. O ayrı konu. Oyunun devamında 10 kişi kaldıkları için. Şunu demek istiyorum. Hakemlerin psikolojisini maçlarda ben görüyorum. Uzattıkları veya uzatmadıkları dakikalardan da görebiliyorum. Ne haliniz varsa görün dediler. Bunlara bir şey olmasın. Sanki tembihlenmiş gibi sakın bunu manipüle etmesinler. Ben tembihlediler demiyorum. Fakat hakemler tembihlemelerine gerek kalmadan açıklamalarla işte onun hakemliği bu sezon bitti, öbürü bitti, bu oldu, bu oldu derken hakemlerin psikolojisi de tamamen mesela şimdi Anadolu takımlarını sen kendine yere koy. Bu arada da Fenerbahçe hakemlerden dertli. Galatasaray dertli, Beşiktaş dertli. Üç takımın bu kadar çok puan aldığı bir tek 3 sene önce vardı. O da 80'lere geçtiler bilmiyorum. Çok uzun süredir 3 takımın birden 76'ları geçtiğini görmedik. 3'ü de geçiyor 76'yı evet. Sezon sonu itibariyle. Öyle gözüküyor. Ve müthiş seriler yakalıyorlar. Kulüp tarihi rekorlar kırılıyor falan filan. Ama hep hakemler de ağlıyor. Mesela Ahmet Bey sürekli MHK ile hatta en son TFF için de söyledi bunları. E sen 10 maçta 9'unu kazanmışsın zaten. Yani bunun da işe yaradığını düşünüyorlar. Özellikle kulüpler. İşte bizim hakkımız yeniyor, bizim hakkımız yeniyor. Devamlı kazanıyorlar mı bu arada? Sürekli kazanıyor her takım. Fener kazanıyor. Maç önü, devre arası Galatasaray... sürekli açıklamalar. Devamlı bunlar. Hakemle ilgili o kadar konuşayım. Fazla yorum yapmak peki istiyorum. Peki hocam... Bir... Bakın tekrar söylüyorum. Direkt kırmızı attı ya diyelim. Direkt kırmızı attı. Ben neden kırmızı demiyor? Bak tekrar ediyorum altını çizerek. Bu pozisyon bariz gol. Benim bariz gol şanslarıma göre bu pozisyon bariz gol şansı. Futbolcu gözüyle diyorum ben. Bak benim gözümle VSL'e baktım. Yetişebilir mi, yetişemez mi? Ama hakemlerin psikolojik gözüyle diyorum ben. Bakın söylediklerimle ters düşmüyorum. Ben oyuncu Rıdvan olarak Redmond kaleye doğru girilirken kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Bariz mesela girdi çaprazdan vuvlu direkten döndü. Kaleciden döndü. Out attı. Dakikayı söylemeyince şu dakikada Redmond karşı karşıya kaldı. Kaçırdı diyecek miydin notunda? Tabii. 80. Gitti. Bariz lazım. Gol şansı. Evet. Şut demiyorum. Ama bunun hakemlerin müdahalesi formalara göre değişiyor. Evet, sizin... Ben yanlış uygulandı diye söylemiyorum. Ben oyun içerisinde takdir haklarına da bakıyorum. Kendi hatalarını kendiliğinden çözmeye çalıştıklarını görüyorum. Ve bu kadar da kolay bir şeydi aslında. Ben bütün büyük kulüplerin kazanacağını düşünüyorum maçları. Ne haliniz varsa görünecekler sen sonunda. Son maçta.